Arkadaşlar, bugünkü dersimizde artık Osmanlı'yı yükseltme kararı aldık değil mi? Bir önceki dersimizde Osmanlı'nın kuruluş sürecinden bahsetmiş. Kuruluş sürecinde 6 hükümdarın sırası ile neler yaptığını biz sizlere söylemiş ve bu noktada da sizlerle bunları paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar, bugün itibariyle Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet'le birlikte başlayan yükselme dönemini konuşacağız. Yine 6 padişah var, yine 6 hükümdardan bahsedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet ya da bilinen adıyla 2. Mehmet, sonrasında tahta çıkan oğlu 2. Bayezid ki Cem Sultan'la taht kavgaları çok ön planda olacak ve babasını tahttan indiren padişah olarak tarihte yerini alan Selim, Yavuz Sultan Selim, sonrasında Selim'in bir tanecik oğlu, Hürrem'in bidecik Süleyman'ı dediğimiz muhteşem Süleyman, akabinde Sarı Selim lakaplı 2. Selim ve son olarak aslında yükselme döneminde çok da fonksiyonu olmayan 3. Murat'ı konuşacağız. Ve bu 6 padişah neler yaptı? Bunlara bir bakalım. 2. Mehmet, sizin bildiğiniz adıyla Fatih Sultan Mehmet. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bir şey dikkatinizi çekmeli. Bu adam 2 kez tahta çıkmış ve inmiş. 1444-1446 yılları arasında abisi Alaaddin'in ölümüyle birlikte babasının tahtı kendisine bırakması neticesinde 2 yıl Osmanlı padişahlığı yapmış ve akabinde 1451'de 2. Murat'ın ölümüyle de tekrar tahta çıkıp 1481'e kadar Osmanlı'da hüküm sürmüş bir padişahtan bahsediyoruz. Peki kimdir bu 2. Mehmet? Neler yaptı? Bu adamla ilgili neler konuşabiliriz? Şimdi bileceksiniz ki eğer Fatih Sultan Mehmet deniyorsa ilk konuşmanız gereken şey İstanbul'un fethi. Peki neden? Neden? Biz ne demiştik ilk gün? Tarih dediğimiz zaman nedenleriniz, sonuçlarınız olmalı. Arkadaşlar, İstanbul'u biz zaten istiyorduk. İskitlerden beri böyle bir İstanbul fantazimiz var bizim. Avarlardan beri böyle bir İstanbul fantazisi yürütüyoruz. Bayezid 4 kez kuşatmıştı değil mi İstanbul'u? Fatih'in babası Murat da bir kez kuşatmış, alamamış ve sıra belki de Fatih Sultan Mehmet'e gelmişti. Neden? Şehzadelerin kışkırtılmaları, efendim, Anadolu beyliklerinin kışkırtılmaları. Bunların ikisini siyasi neden olarak alacaksınız arkadaşlar. Bizans'ın Rumeli'deki ilerlemeye engel olması yine siyasi bir neden. Bizans'ın Avrupa Hristiyan dünyasını kışkırtması siyasi bir neden. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanmak istenmesi siyasi bir neden. İpek yolu, Karadeniz ticaretleri ekonomik bir neden ve Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardı değil mi? Konstantiniye bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askerleri ne güzel askerlerdir. Arkadaşlar, İstanbul'un fethinin nedenlerine baktığımızda bunları göreceksiniz. Kışkırtmalar, büyümeye engel olmalar, bağlantı kurmaya çalışmalar, ticari artılar ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine nail olma isteği İstanbul'un kuşatılmasındaki en büyük fantazimiz. Peki neler yapacağız? Yani biz neler yapacağız kuşatma hazırlıkları için? Bizans neler yapacak kuşatma hazırlıkları için? Bunları bir konuşmak lazım arkadaşlar. Osmanlı neler yapıyor? Öncelikle bir Anadolu Hisarı vardı Bayezid döneminde yapılan değil mi? Evet. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı. Yani Boğaz Kesen Hisarı'nı yapıyoruz. Bizans'a ait Silivri ve Vize kalelerini alıyoruz. Bunların nedeni nedir? Şimdi siz tutup Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırıyorsanız Karadeniz'den gelebilecek Pontus Rum Devleti'nden gelebilecek yardımları engellemek istiyorsunuz demektir. Yine Vize ve Silivri kalelerinin alınmasıyla birlikte de Ege üzerinden batıdan gelebilecek yardımları
engelleme düşünceniz haizdir. Arkadaşlar, savaşın gidişatını etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi şahi toplardır. Çünkü kalınlığı 6 metre ile 8 metreye kadar ulaşan Bizans surlarını yıkmak için Osmanlı'nın elindeki mevcut toplar daha önce yeterli olmamıştır ve bu noktada da yeterli olmayacaktır. Şahi toplar ve güçlü bir donanmanın akabinde tekerlekli kuleler yapacağız. Neden? Kale tırmanacağız çünkü. Değil mi? Akabinde ne olur ne olmaz diye Balkanlarla da bir saldırmazlık anlaşması imzalayıp olayı çözeceğiz. Şimdi amacımız ne burada? Burada amacımız gerek Balkanların yardım etmesini, gerek Rumeli Hisar ile birlikte Pontus Rum Devleti'nin yardım etmesi, Bizans'a ait olan Vize ve Silivri kalelerinin alınmasıyla Avrupa'dan yardım gelmesini engellemek Osmanlı'nın yaptığı faal işlerden. Ve yine tekerlekli kuleler, şahi toplar, donanmalar silahlı gücümüzün arttırılması adına önemli eylemler. Peki Bizans ne yapacak? Her zamanki gibi en büyük kozu, surlar ve kaleler, onları güçlendirecek. Osmanlı'nın denizden saldırabileceğini hesaplayarak Haliç'in ağzını eski gemiler ve zincirlerle kapatacak. Önemli bir eylem, Grejuva denilen silahlar, Rum ateşi denilen silahların yapımına ağırlık verilecek. Arkadaşlar, ve doğal olarak ne olacak? Avrupa'dan yardım istenecek. Şimdi görüyorsunuz, bunlar Osmanlı'nın ve Bizans'ın bu süreç içerisinde yapmış olduğu hazırlıklar. Fethin sonuçları, öncelikle bir savaş sürecine çok kısa değinelim. Ondan sonra bu fethin sonuçlarını konuşalım. Arkadaşlar 52 gün sürmüştür fetih. Gemilerin Haliç'e karadan geçirilip indirilmesi o biraz sıkıntılı olacak. Çünkü Haliç'te sıkışıp kalan Osmanlı donanmasının büyük bir kısmı yakılacak. O orada biraz hedefimizi tutturamayacağız. Sonrasında ard arda gelen baskınlar neticesinde 52. gün Bizans yani İstanbul düşecek. İstanbul'un düşmesi yani fethin gerçekleşmesiyle dünyada neler olacak? Bir de bizde neler olacak? Ona bir bakalım. Şimdi en reel sonuç Bizans İmparatorluğu'nun sona ermesi ve buna müteakip Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın açılması. En reel sonuç kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceğinin anlaşılması. Bu arkadaşlar biraz da bize sonrasında negatif olarak dönecek. Hatta şöyle bir şey var. Bazı tarihçiler Osmanlı'nın yıkılmasındaki başlangıç noktasını İstanbul'un fethi olarak alıyorlar. Şimdi kalelerin ve surların yıkılması, Avrupa'daki küçük derebeyliklerin gücünü kaybetmesi ve büyük krallıkların ortaya çıkması anlamına gelmeyecek mi? Ve bu büyük krallıklar ilk önce kimi hedef alacaklar? Osmanlı'yı. Yine yanlış bir uygulama, Bizanslı bilginleri İtalya'ya gitmesine izin vereceğiz. Bu neye sebep olacak arkadaşlar? İtalya'da Rönesans'ın başlamasına. Biz İstanbul'u alarak ticaret yollarını da elimize geçirmedik mi? Bu ticaret yollarını Avrupalı devletleri mecbur etmedik mi? Buradan çok ağır vergiler almadık mı? Peki bunların sonunda Avrupalılar yeni ticaret yolları bulmak için coğrafi keşifler yapmış olabilirler mi? Sanki bana yapmış olabilirler gibi geliyor. Ve coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması ipek ve baharat yolunun maalesef ki elimizden gitmesine neden olacak. Bu da farklı bir sıkıntı. Avrupa ülkelerinin İstanbul'da daimi elçilikler kurmaya başlaması ve akabinde Ortodoksların koruma altına alınarak Avrupa'daki din birliğinin engellenmesi İstanbul fethinin dünya açısından önemli sonuçları. Peki bizde neler oluyor? Bir de ona bakalım. Efendim Fatih unvanını alıyor. II. Mehmet. Anadolu ve Rumeli arasında
bir bütünlük sağlanıyor. Osmanlı İstanbul'un alınmasıyla birlikte Edirne'den sonra İstanbul'u başkent yapıyor ve prestijini arttırıyor İslam dünyasında. Maşallah. Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolu da bizim elimize geçiyor arkadaşlar. Bu da bizim için bir artı demektir. Şimdi Fatih deyince dedik ki ilk aklınıza gelecek şey İstanbul'un fethi olmalı. Evet ama ilk aklımıza gelecek şey İstanbul'un fethi de tek İstanbul'un fethini konuşmamamız gerekiyor. Değil mi? Şimdi abi neler yapıyor? Sırbistan, Bosna, Evlat, Boğdan, Mora, Arnavutluk. Fetihler devam ediyor. Bosna ve Arnavutluk'un bu süreçte Müslüman olduğunu göreceksiniz. 1461 Trabzon'da ve çevresinde kurulmuş olan Pontus Rum İmparatorluğu yıkılıyor. Karadeniz Kırım'ın da alınmasıyla birlikte komple Türk Gölü haline geliyor. Karadeniz Fatih zamanında Türk Gölü, Akdeniz ise Kanuni zamanında Türk Gölü olacaktır. Ege'de adalara gözümüzü dikiyoruz. Taşoz, Eğriboz, Rimli, Semendirek, İmroz, Midilli, Tenedos adaları Fatih döneminde alınan önemli Ege adaları. Venediklere ticari imtiyazlar var. Şu terimi gördüğünüzde şaşırmayın. Venedik elçilerine, İstanbul'da bulunan Venedik elçilerine balyoz deniliyor arkadaşlar. Bir başka karın ağrımız Akkoyunlulardı değil mi? Akkoyunlular ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokan devletlerden bir tanesiydi. Akkoyunlu Uzun Hasan ile yapılan Otlukbeli Savaşı'nı Fatih Sultan Mehmet kazanarak Akkoyunlu Devleti'ne de 1473 yılında son verecektir. Akkoyunluların yıkılmasıyla birlikte Doğu Anadolu güven altına alınmış olacaktır. Şimdi görüyorsunuz Sırbistan, Karadağ, Eflak, Boğdan, Pontus Rum Devleti, Ege Adaları, Venedik imtiyazları, Akkoyunlular bitti mi? Bitmedi. Karamanoğullarına son verildi diyoruz ama bunu bir bitmek olarak düşünmeyin arkadaşlar. Karamanoğullarının içi boşaltılmış, güçsüzleştirilmiş, resmi olarak Karamanoğullarının kaldırılması 2. Bayezid dönemine denk gelecektir. Altını çizerek söylüyoruz. Candaroğullarından Sinop'u, Cenevizlilerden de Amasra'yı alacağız. Candaroğullarından Sinop, Cenevizlilerden Amasra, Otranto'yu alacağız arkadaşlar. İtalya'nın Otranto şehrini alacağız ama Gedik Ahmet Paşa vasıtasıyla yapılan bu seferde Fatih'in ölüm haberinin gelmesiyle birlikte Osmanlı donanması geri çekilecektir.